Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Fanzur. Evet. Fanzur ila al-firaq. Ve unsib maqal kulli vahidin ila al-akhar. Vansib maqala kulla. Vansib maqal kulli vahidin ila al-akhar. Fe innehu la yunfakku kullu fariqin an işkali an işkali la yumkine halluhu illa işkali ehli sünnet. Evet, şimdi İmam Gazali rahimahullah kendi asrındaki mevcut düşünce ekollerinin dört tanesinin irade hususundaki görüşlerini söylüyor. Yoksa hakikatte İslam tarihinde İmam Gazali sonrası veya bugünkü felsefelerde irade bahsi başlı başına bu dört fırka belki ona falan bile çıkarılabilir. Bir vahdeti vücutçular var, onların bir irade meselesini ayrıca tahlil etmek lazım. Mesela modernistlerinkini bir bakmak lazım belki falan filan. Ancak onun zamanındaki dört tane büyük düşünce ekolü diyelim. Meşayiler, felsefeciler, mutezile, mücessime ve ehli sünnet. Efendim bunların iradeye dair görüşlerini tasvir etti, tasavvurunu oluşturdu ve dedi ki Ehl-i Sünnet dışında hepsinde çok ciddi işgaller var, çözülemeyecek işgaller var ama Ehl-i Sünnet işgallerinin çözümü kolaydır. Bakalım tek tek o işgallerin ne kadar zor olduğunu, çözülemez işgaller olduğunu göreceğiz. Her bir fırkayı iptal edeceğiz duruşunu yani. Evet. Emmel felasifet. Emmel felasifet. Fakat kalu bi kıdemin alem. Ve hu muhalin yennel fi'le yestahilu en yekuna kadimen. İl ma'na kevni fi'lem ennehu lem yekun. Evet. Yani diyor ki sizin bahsettiğiniz alemle Allah Teala arasındaki irtibat illet malul ise alemin Allah Teala'nın fiili olduğunu söyleyemeyiz. Yani nasıl gibi özellikle sizin verdiğiniz örnek mesela güneş ışığı ve güneş ve ışığı örneği. Mesela ışık güneşin fiilidir denmez diyor İmam Gazali. Hakikaten dilde de denmez. Onun yaşadığı zamanda da denmiyordu. Onu tevafütte ayrıntılı açıklıyor. Fe'ale kelimesini, fiil kelimesini siz kullanıyorsunuz da bizi bir mugalataya getiriyorsunuz diyor. Deyin ki bu illettir, mağrudur, iki tane ezeli mevcut var falan deyin. Ama alem Allah'ın fiilidir falan demeyin diyor. Tamam mı? Bunu tabii dememeleri mümkün mü? Mümkün değil. Naslar var. Bunlar İslami bir Müslüman bir ülkede yaşıyorlar falan. Ve kendi kafalarınca da bir şekilde ona fiil diyecek bir meşruluk düşünüyorlar kendi içlerinde. Ama diyorlar. Biz diyoruz ki hayır, fiil kelimesi kullanılmaz. Fiilin dilde delaleti var. Fiilin dildeki delaleti nedir diyor. Ennehu lem yekun sümmekan. Bu bir fiil. Fiil hadestir. Bakın Nahiv'de hatırlayın. Daha sibeveh, daha hiç felsefe bulaşmadığı zamanda da Müslüman alimler dille uğraşmaya başladılar. Fiil kullandığımız fiillerin ne anlama geldiğini de söylüyorlar. Allah var etti, yarattı. O da fiil sigasıyla da kullanıyoruz bunu değil mi? Efendim feale ne demek? Hades manasını barındırıyor diyorlar. Tamam. Efendim dolayısıyla bir oluş olması lazım. Bir yoktan var oluş olması lazım. Ancak hani bu biraz daha sanki lafzı gibi. Bu lafzı kullanalım kullanmayalım meselesi gibi oluyor. En azından lafzı olarak da insanları bir dalalete, bir batıl bir şey sürüklemelerini istemiyoruz. Yani lafzı olarak yani bu lafzı kullanıp bizim kastetmemizi bir manada kullanıp akaidi bozmalarını kabul etmiyoruz. Lafzen de itiraz ediyoruz. Ama asıl itirazımız burada. Bel yelzemu min zelike takdiru devratin la nihayete leha ala ma sebeq ve muharrim min vucuhu. Yani alemin kıdemini kabul ettiğimiz takdirde sonsuz sayıda feleklerin döngüleri olacak değil mi? Sonsuz kere dönmüş olacak bu mevcut felekler size göre. Ama biz daha önce söylediğimiz gibi bu imkansız. Teselsül delilleriyle bunu iptal ediyoruz yani. Tamam. Sümme innehum. Sümme innehum ma'fihami hâzel işkâl lem yetekhellasu min aslis sual ve huve ennel iradete lime teallakat bil hudûsi bi vaktin mahsusin la kablehu ve la ba'dahu ma'tesâvi nisebil evkâl ilel iradet. فَإِنَّهُمْ اِنْ تَخَلَّصُوا عَنْ خُصُوصِ الْوَقْتِ لَمْ يَتَخَلَّصُوا عَنْ خُصُوصِ الصِّفَاتِ اِذِ الْعَالَمُ مَخْصُوصٌ بِمِقْدَارٍ مَخْصُوصٍ وَوَضْعٍ مَخْصُوصٍ وَكَانَتْ نَقَائِلُهَا مُمْكِنَةً فِي الْأَقْلِ وَالذَّاتُ الْقَدِيمَةُ لَا تُنَاسِبُ بَعْضَ الْمُمْكِنَاتِ دُونَ بَعْضٍ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَلْزَمُهُمْ فِيهِ وَلَا عُذْرَ لَهُمْ عَنْهُ أَمْرَانِ
اوردناهما في كتاب تهافت الفلاسفه ولا محيص لهم عنهما البته. Evet, şimdi burası baya önemli. Asıl felsefecilerle hesaplaştığımız yer burası arkadaşlar. İmam Gazali dedi ki, hadi dedim bu fiil meselesini, teselsül meselesini de kabul ettik. Böyle teselsül imkansız değil dedik. Olay bitmiyor, işgal bitmiyor diyor sizin kıdem görüşünde, tamam. Yani kıdemi iptal etmeye çalışıyor. Birinci şey kıdemin iptali, teselsülün iptali üzerinden. Çünkü kadim ise sonsuz sayıda döngü olacak, bu imkansız. İkincisi biraz da imkan kavramı ve tahsis üzerinden kıdemin olamayacağını ispat etmeye çalışıyor. Tamam. Nedir bu? Diyor ki yani siz bu az önceki işgalden kurtulsan bile asıl problemden kurtulamıyorsunuz. Asıl işgal nerede diyor. Asıl işgal yani genel olarak soru şuydu. Yani şu sorudan kurtuldunuz diyelim. وَهُوَ أَنَّ الْاِرَادَةَ لِمَ تَعَلَّقَدْ بِالْحُدُوثِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوسٍ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مَعَ تَسَوِي نِسَبِ الْاَوْقَاتِ اِلَى الْاِرَادَةِ. Bu aslında felsefecilerin bize ilzamı. Aslı sual dediği bu. Yani felsefeciler bize işgal getiriyorlar hudus görüşümüze. Onlar da hani hudusun imkansız olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar bu arada. Tamam? Hudusun imkansız olduğunu ispat etmeye çalışırken şu soruyu soruyorlar işte onlar. Aslı sual dediği bize gelen bir işgal. Tamam? Bize gelen işgalin aslı sizde de var diyoruz biz. Tamam mı? Bizi bir şeyle ilzam etmeye çalışıyorlar hudus görüşümüzü. Biz diyoruz ki bu ilzam müşterektir diyoruz. Sizi de bağlar diyoruz. Sureti anladınız değil mi? Takdir. Şimdi o sureti dolduracağız. Maddesini vereceğiz. Tamam mı? İçeriğini dolduracağız. Soru ne? İşgal ne? Onların bizi ilzam etmeye çalıştıkları problem ne? Diyor ki hani alem hadise neden daha önce var olmadı? Genel mesele bu. Hep bu soruyu sordular ya. Dedik ya felsefeciler de sordular. Mücessime de falan da sordu ki onlardan öğrenip sordular. Yani efendim. Neden daha önce olmadı? Çünkü daha öncesi de sonrası da bütün zamanlar eşit. Zamanlar arasında biri diğerinden daha kıymetli bir zaman diye bir şey olmaz yani. Efendim değil mi? Diyor. Güzel. Diyor ki İmam Gazali, فَاِنْهُمْ اِنْ تَخَلَّصُوا عَنْ خُصُوصِ الْوَقِتِ. Bunlar aleme ezeli diyerek bu işgalden kurtulmuş oluyorlar ya. Hani aleme ezeli öyle bir tercih edilen bir zaman diye bir şey kalmamış oluyor. Hani başlangıç olmayınca da bir tercih sorusu kalmıyor. Tamam. Diyor ki hadi diyelim zaman konusunda sizi yırttınız. Bizim hudusa lazım gelen problemler size lazım gelmedi kıdem görüşünüze. Ama sıfatlar yani alemin sahip olduğu özellikler, hususiyetler açısından soru işgal olduğu gibi duruyor. Zamandaki asıl problem neydi öncesi sonrası? Hani hepsi de mümkün olmasına rağmen neden bu oldu? Neden sorusu? Yani tahsis sorusu. E tahsis sadece zamansal bir tahsis yok ki alemde. Miktar olarak, sıfatlar olarak alemin sahip olduğu özellikler açısından da bir tahsis söz konusu. Sıfatlardaki tahsisteki problemden kurtulamazsınız diyor. Nedir bunlar? İzil alemu mahsusun bir miktarın mahsus ve adel mahsus ve kendi. Miktar mahsus bir hacmi var. Muayyen bir hacmi olduğunu kabul ediyorlar adamlar. Zaten sonsuz olamaz diyorlar. Aristocu felsefede de yani. Fizikte de sonsuz bir evren tasavvuru yok. Sınırlı bir belli bir küre, belli bir yarı çapı olan bir küre yani. Alemin hepsini kuşatan büyük bir küre var. Ha sonra o küreye geleceğiz yani. Ve vad'in mahsusin muayyen bir şey var. Konumu ve dizilişi var kendi arasında. Yani iç içe geçmiş küreler belli açılarla, belli eğikliklerle falan birçok küre duruyor. Tamam mı? Efendim muayyen konumları var bu mevcut kürelerin. Güzel. Diyor ki ama imam, وَكَانَتْ نَقَائِدُهَا مُمْكِنَةً فِي الْعَقِلِ. Ancak bunların zıtları da mümkündü. Yani alem daha büyük, daha küçük olabilirdi. Mevcut kürelerin sayısı daha az, daha çok olabilirdi. Dizilişleri, şeyleri farklı az veya çok olabilirdi falan diyor değil mi? Eğiklikleri falan filan. Güzel. وَالذَّاتُ الْقَدِيمَةُ لَا تُنَاسِبُ بَعْضَ الْمُمْكِنَاتِ دُونَ بَعْضٍ. Eğer Allah Teala zatı gereği alemin varlığına sebep olmuşsa, zatı bütün akli ihtimallerin hepsine de eşit mesafede. Değil mi? Neden yani Allah'ın zatından bu şekilde alem sadır oldu da başka bir şekilde sadır olmadı? Bakın çok dehşet bir soru bu yani. Bunu 1000 tane felsefeci gelse bu soruya cevap veremez irade olmadan. İstediğiniz kadar ilerleyin yani şeyi yok bunun, tamam? Cevap veriyorlar da hepsini çürüteceğiz yani. Cevapları zayıf kalacak yani. Soru çünkü tekrar edecek. Tekrar edecek. Onlar cevap verdikçe soru gene geri gelecek yani. Problem gene geri dönecek. وَمِنْ اَعْظَمِ مَا يَلْزَمُهُمْ ف۪يهِ. Onlara lazım gelen, ilzam eden en önemli şey nedir? وَلَا عُذْرَ لَهُمْ عَنْهُ اَمْرَانِ. Hani bunu derken İmam Gazali diyor ki iki tane mesele var. Biz diyor tehafütte bunları ayrıntılı açıkladık aslında diyor. Burada da kısaca anlatıyor bize, tamam.
Bu iki meselede kaçış yok. Hani birçok şey söyleyebiliriz diyor. Yüzlerce mesele söyleyebiliriz diyor. Alemin neden şu halde bu halde değil falan diye tek tek ayrıntılara girip yüzlerce mesele söyleyebiliriz. Hani her birine bize bir cevap buluyorlar. Örnek verelim hemen. Mesela neden işte efendim dünya ile güneş arasında şu kadar mesafe var da bu kadar yok? Evet, mesela ilk akla gelen hani avamın da söylediği evet. Hani o... Hayır ama ne ki seni kastetmiyorum yani. Öyle öyle doğru. Avamın bir şey söylemesi yanlış olacak anlamına gelmiyor bu arada yani. Evet, öyle bir şey bende asla yok. Bir şeyin klasik olması, klişe olması, çok meşhur olması, basit olması inanılmaz büyük bir hakikat olabilir yani. Tamam. Yani efendim. Efendim sen avam değilsin canım, sen zaten ilim talebesisin yani. İlim talebeleri hiçbir zaman avam değiller yani, öyle bir düşünmemeleri lazım. Dolayısıyla mesuliyet de artıyor, şey de artıyor yani, evet. Şimdi ne diyorlar? İşte güneş şu kadar olsa felsefeciler de eskiden diyorlardı. İşte biz hani bilimlerimizi hesapladık, işte daha uzakta olan gezegenler şöyle bugün de deniyor. Yani daha uzakta olduğu için işte Mars'ta hayat yok, su yok. Neden? Çünkü işte şu kadar konumda bulunuyor falan filan fişman. Yani 50 bin tane şey söyleniyor. Ama bunların hepsi kısır açıklamalar dikkat ederseniz yani. Akli açıklamalar çok fazla değil. Hala imkan dairesinin dışına çıkmamışız. Güneş işte şu kadar mesafede, daha az olsaydı işte dünya soğurdu, canlılık olmazdı, hayat olmazdı. İşte daha şey olsaydı bilmem işte yanardık falan. Ya çok soğuk olurdu ya çok sıcak olurdu falan filan. Güzel. Tamam. Diyelim ki yaşamın var olması için. Hemen sanki soru bitiyor da hani böyle değil de sanki açıklama bitmiş oluyor. Sanki olay her şeyin hikmeti çözüldü gibi olmuş oluyor. Asla. Bu açıklama hiçbir işe yaramıyor. Allah'ın iradesi meselesini tartışırken hiçbir işe yaramıyor bu açıklama. Ama ilk örnek bu. Buna felsefeciler böyle cevap veriyorlar. Biz ne deriz? Ha tamam, başka bir örneğe geçeriz. Sizin farklılığı izah edemediğiniz, tamam? Yani bir hikmet getiriyorlar ya. Yani neden bu kadar mesafe? Çünkü daha az olsa görüyoruz ki işte daha sıcak olacak, canlılık olmayacak falan filan mesela. Tamam? Hikmet açıklayınca sanki olay bitmiş gibi. Aslında bitmemiş de hadi benim kabul ettim, bitti burada. Bu örneğe cevap verdi. Peki başka diğer şu iki örneğe cevap verebileceksin. Farklılığın iki tarafında gayet eşit seviyede olduğu, hiçbir hikmetin görülemediği. Tamam? Hiçbir hikmetin ve maksadın, semerenin görülemediği durumlarda belli bir ihtimalin seçilip diğerinin seçilmemesine ne diyeceksin? Tamam? Burada şunu düşünün. Hiçbir hikmetin maksadın olması. Ben çok açım. Önümde iki tane özdeş ekmek var falan. Yani ikisine de eşit mesafedeyim. Hiçbir farklılık yok yani. Ben de ideal bir insanım. Kolum, bacağım falan sağ sol şeyim sağ solak falan da değilim yani. Tamam mı? Bir tanesini alıp yiyeceğim yani. Sizce kararsız kalır mıyım yani? Kalmam değil mi? Bir tanesini alırım. Neyi de alırım? Özgür irademle alırım. Tamam mı? Free will. Özgür irademle alıp seçir yerim yani. Beklemem ya. Zaten açım. Tamam mı? Efendim ben bir aslandan kaçarken bir yol ayrımına geldim. Yol ikisi de eşit. Sonunun ne olduğunu ikisinde de bilmiyorum. Hangisine girerim? Tercih edip ortada bekler miyim aslan gelip beni yer falan? Yapmam değil mi? Bir yere girerim. Nasıl yaparım? İradeyle yaparım. Bu tercihin bir sebebi var mı? Olması gerekmez. Zaten irade bu. İrade tahsis etti falan. Şimdi biz diyoruz ki iki tane örnek getiriyor İmam Gazali. Bu iki örnekte diyor öyle bir hikmet falan, bize bir hikmet falan getiremeyeceksiniz diyor. Tamam mı? Bilimlerinizi konuşturup bize bir hikmet getiremeyeceksiniz diyor. Bakalım örnekleri okuyalım. Haduhuma. Haduhuma enne harekat leflak bağduhan meşrikiyye ey minel meşrikiyle meğrib ve bağduhan meğribiyye ey min meğrib şemsiyle meşrik. وكان عكس ذلك في الإمكان مساويا له إذ الجهات بالحركات متساوية فكيف لزم من الذات القديمة أو من ذوات الملائكة وهي قديمة عندهم أن تعين جهة عن جهة تقابلها وتساويها من كل وجه وهذا لا جواب عنه. Evet, mesele açık değil mi? Yani eski kozmolojiye göre düşünüyoruz. Kadim kozmolojide küreler var. Bu küreler dönüyorlar da sürekli. Daimi, ezeli bir hareketle dönüyorlar. Ve bu dönüşleri tabii ki bir küre döndüğü zaman çok bedihi bir şekilde ya sağa ya sola döner. Veya ya bize göre doğuya, batıya döner. Hani efendim doğu dediğimiz toprak parçasına önce güneş gelir, sonra batı dediğimiz toprak parçasına. İkisi ayrı toprak var. Hani doğu batının göreceliliğinden şey yapmayın, kuşkuya kapılmayın. Bir temyiz var arada yani, sağ sol dönmesi yani, tamam mı? Efendim var. Ondan sonra bazıları diyorlar ki bunlar şimdi Batlamyusçu işte kozmolojide bu 9 tane feleğin, efendim 9 büyük kürenin
bir kısmı doğudan batıya, bir kısmı batıdan doğuya dönüyor. Tamam? Dünyadaki kara parçasındaki doğu batıya göre tabii düşünüyoruz. Güneşe göre veya diyelim. Tamam güzel. İmam Gazali diyor ki ya bu bütün olay mesele diyelim 10 küreden. Tabii bu kürelerin içerisinde de 3-4 tane farklı küreler var. Tamam? Yan alt küreler var bunların arasında, tamam mı? Bu kürelerin hepsinin diyelim 10 tanesini diyelim 3'ü doğuya, 7'si batıya. Abi 7'si o 7 batı olan 7'si doğuya dönseydi, 3 doğu olan da batıya dönseydi, tam tersi olsaydı olay, gene hani kürelerin hacimleri, şekilleri, hızları aynı kalsaydı her şey, gene yeryüzünde canlılıktır, hayattır, hikmettir falan diyorsunuz ya, onlar hepsi gene oluşurdu yani. Hani sadece yer değiştirseydi doğu batı olarak bir problem olur muydu? Olmazdı. Hani eğer belli bir konum, belli bir mesafe ile şey olacaksa gene olacak. Bu küreden olmayacak da bundan olacak falan yani. Tamam? Gene o canlılık, o hikmet, o uygunluk, o tasarım, hani neyse o gene olacaktı yani. O düzen, o hassas ayarlar yani. Onun doğu batı olmasıyla alakası yok hassas ayarların. İlzam bu. Yani o mevcut kozmoloji ilzam geldi. Diyor ki bu diyor hani eğer ki şey olsaydı, çünkü diyor ki hareket bütün yönlerde eşittir diyor. Kadim bir zat olsaydı, bu hareket kadim bir zattan veya da o meleklerden, melekler de diyor onlar akıl diyorlar. İşte şeriatı tahrif edip şer'i kılıklara bürünüp insanları falan o felsefelerine ikna etmek için yani. Melek falan diyor. Aa bizim arkasında akıllar var, işte onlar sizin şeriatta melek dediğiniz şeyler. Hani diye demeye başladılar onlar. Efendim bunlar akıllar aracılığıyla o hareketler oluşuyor diyorlar ya. Akıllar o feyezan, o varlık, hareketin varlığı diyelim. Diyor kadim olsalardı ikisine de eşit mesafede olduğu için hani neden biri var diğeri yok? Neden kadim olarak sadece doğudan batıya, muayyen bir feleğin doğudan batıya dönmesine sebep olmuş? Hani bunun böyle olmasının sebebi çünkü diğeri de böyle dilerse toplamda yer değiştirseler ne olacak? Tamam? Hiçbir şey olmayacak. Görünen. İkincisi çok daha anlaşılır. Yani bunun bir cevabı yok. Yani bunun bir hikmeti yok. Bizi bir hikmete falan götüremezsiniz yani. Tamam? Evet, ikincisini okuyalım. شمالي وجنوبي والقطب عبارة عن النقطتين المتقابلتين على الكرة الثابتتين عند حركة الكرة على نفسها. كرة شيء شد لي أكمل كرتي. تمام حركة الكرة. والمنطقة. منطقة. والمنطقة عبارة عن دائرة عظيمة على وسط الكرة فبعد بعدها من القطبين واحد. تمام دائما. فنقول جزم الفلك الأقصى. جرم الفلك. جرم. جرم الفلك الأقصى متشابه وما من نقطة إلا ويتصور أن تكون قطبا. فمن الذي أوجب تعيين نقطتين من بين سائر النقط التي لا نهاية لها عنده؟ فلا بد من وصف زائد على الذات من شأنه تخصيص الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة وقد استوفينا تحقيق الإلزامين في كتاب التهاون. Şimdi ikinci ilzam şu, hikmet bulamayacaklar, hiçbir sebep gerekçe bulamayacakları bir imkan meselesi ve o mümkün şeylerden bir tanesi mevcut olmuş, diğeri olmamış. Neden sorusunu sormamızı haklı kılacak bir efendim hikmet de yani haklı kılıyor bu sorumuz, haklı zaten ve bir hikmet de yok buna cevap verecek. Feleki Aksa dediği işte dediğim ya bu 9 tane küre falan diyorlar. Bu en dıştaki küre. Yani Feriki Atlas. Evet, en dıştaki. Buraya en yakın değil, buraya en uzak olan. Dünyaya en uzak. Dünya ortada bir küre. Dünya ortada bir küre. Efendim, en dıştaki küreyi bahsediyor şu anda. Bu hatta şeye de sebep oluyor işte. Günde bir kere falan dönüyor bu. Tamam? Günde bir kere dönüyor. Çok hızlı dönüyor büyük olmasına rağmen falan filan. Velhasıl diyor ki tamam hadi bu kürenin sağa batıya doğuya falan dönmesini de diyelim bir şey buldunuz veya bulmadınız.
Bu küre sonuçta hareket ediyorsa, kendi ekseni etrafında dönüyorsa, hangi eksen etrafında dönüyor? Yani bir ekseni belirleyen küre üzerindeki iki tane vehmi noktayı neye göre seçtiniz? Veya neye göre var oldu? Neden işte küre, hani elimde bir küre düşünün, diyelim dikey olarak eksen gidiyor. Bildiğimiz hani kuzey kutbu, güney kutbu dönüyor. Efendim döneceğim kutuplar zaten biliyoruz. Mıntıka dedi işte ekvator enlemi. Tamam mı? Ekvator enlemi dediğimiz şey mıntıka. Nataka kemer bağlamak demek. Oradan hatırlayın, tamam mı? Nataka. Nitak yani kemer falan için kullanılıyor. Mıntıka. Mıntıka. Bu arada mıntıka deyince aklıma asiyerlik geliyor. Neyse. Ondan sonra bir eksen var. İki tane kutup var. Hemen şöyle düşünebiliriz. Bu küre yatay bir şekilde de kendi ekseni etrafında dönebilirdi. Eksen yatay olurdu. Bizim duruşumuza göre, yani bir insanın duruşuna göre baştan aşağı dikey olabildiği gibi yandan, sağdan sonra sağ kol, sol kolundan kutupları düşünürsek böyle olurdu ve farklı dönerdi yani. Efendim. Dolayısıyla kürenin dönüş kutbunu, üzerinde döndüğü kutupların hangi noktalardan olacağı bir küre için eşit seviyede. Yani herhangi bir nokta basit bir şey olduğu için bunlar ideal küreler bu adamlara göre. İdeal. Herhangi böyle bir yassı batı şey falan değil yani bir tarafından falan. İdeal küreler olduğunu düşünüyorum. Basit, homojen, parçalı falan da değil. Vehmi noktalar var zaten. Ama vehmi olsun olmasın efendim her türlü başka noktalar olabilirdi. Neden küre buralardan dönüyor da diğer noktalar üzerinden dönmüyor? Bunun hiçbir şeyi yok. Yani hiçbir hikmetini falan getiremezsiniz yani. Efendim. Yok, hiçbir şey yok. Bu çok daha açık bir şey yani. Diğer türlü de dönebilirdi. Gene canlılık olurdu, bilmem şey olurdu falan. Alem içindeki bütün nizam, nizama alem gene kamil bir şekilde olduğu halde dururdu yani. Bakın hep böyle bir nizama alem fikri üzerinden gidiyorlar. Tamam, zorunlu nizama alem fikri üzerinden, dikkat edin. Tamam, bir nizam var, intizam var. Bu evrende bir düzen var, tasarım var diyorlar. Canlılık var, iyilik var, bilmem bir şey var, kötülük de var ama daha az ve iyiliğin olması için zorunlu bir şeydir falan diyorlar. Efendim. Ve bu şekilde bir hayatın olması için, varlığın bu şekilde kamil olması için ezelden beri de böyle bu varlık yani. Olması için de şeklinin, hacminin hep bu kadar olması lazım. Neden diyorsunuz ki yarı çapı bu kadar kürenin? Çünkü diyor daha küçük olsa işte sıkışır, bilmem ne olur, ışık gelirse böyle olur falan filan diyorlar eski kozmolojiye göre. İmam Gazali diyor tamam onları anladı da bunlardan ne diyeceksiniz diyor. Bu İmam Gazali'nin büyük bir dehası yani, bakın şu iki meseleyi seçmesi yani. Ne kadar meseleye hakim olduğunu, mevcut fizik anlayışları ve onların sebepleri nasıl nazar ettiğine bakın. Cirmul felekil aksa muteşabih dedi, işte homojen. Muteşabih burada homojen yani, tamam. Bugün mesela dünya biraz daha güneşe yakınsaydı yanmazdı diyebiliyor muyuz biz bu teoriye? Yani şimdi aynı şey denk gelmiyor. Aklen yanmayabilirdi tabii. Allah Teala güneşle dünyayı bir santim kadar yakınlaştırır ve hiçbir şey olmaz yani. Efendim. Gazali'nin sunduğu şey bilimsel bir şey değil, yine akli bir şey. Onların bilimiyle onları ilzam ediyor. Akli de bir şey o. Hem ilzami hem burhani bir şey. İkisi de yani. Bir şeyin burhani olması ilzami olmayacağı anlamına da gelmiyor bu arada. Ama genelde ilzami burhani olmayan için kullanılıyor. Ya bu sorunun şeyi yok. Cevabı yok. Mesela onlar şöyle bir açıklama getirseydi. Sonra da muhtemelen getirmeye çalışanlar çıkmıştır muhtemelen yani de. Ama gene de aslında işgal gene bitmiyor da çıkarsalar da başka şeyler bunlar ama buna çok zor. Bence bundan çıkmak çok zor. Yani ben hala bir şey görmedim yani. Bir hikmet söylenecek, bir hikmet bilmiyorum ben. Tersi olsa her şey hiçbir şey olmaz yani. Hocam bu niye dedi ki öğretildi onların gaye nedeni mi sence? Evet, bir de gaye problemi var. Bu alemin sanki ulaştığı ve var olduğu bir iyilik düzeni var gibi bir şey var adamlarda. Bir de dediğim gibi hani diyelim ki bunlara da bir hikmet buldunuz. Şimdi daha derin cevaba geçiyoruz. Daha derin cevap burada söylemiyor. Sonradan anlaşılıyor da biraz. Daha derin cevap şu. Ya tamam kabul ettim doğudan batıya dönmesinin bir hikmeti var. O olmasa olmaz. Canlılık olmaz. Hadi diyelim kutuplar muayyen olmayan yani iki tane nokta yani niye diğer iki noktada. Hadi diyelim bu iki nokta olması olmasaydı başka yatay olsaydı bilmem şey olsaydı canlılık olmazdı falan. Başka iki. Hadi onu da kabul et. Ya kardeşim canlılık niye var ki? Niye canlılığın var olması lazım ki? Niye bir şeyin canlı olması lazım? Bir canlı diye bir şeyin var olması lazım. Yani senin bu hikmet dediğin üzerine yani
alemdeki hikmet ancak alemin bu şekilde fiziksel özelliklere sahip olması durumunda ortaya çıkar diyorlar ya. Hatta en mükemmel varlıktır gibi aleme, başka daha mükemmeli düşünülemez diyorlar ya. Çok ilginç, saçma sapan şeyler söylemişler. Bugün esamesi yok bu fikirlerin zaten. Kelamcılar bin senedir bunları eleştiriyorlar yani, düşünün. Yani bugün elhamdülillah hepsi iptal oldu gitti yani, saçma sapan şeyler. Alem en mükemmeldir ve öyle olması da lazım. Başka türlü de düşünülemez. E diyorsunuz ki, diyorlar ki bir de alemin bu en mükemmel, en hikmetli bir şekilde var olması ancak ve ancak mevcut fiziksel halleri ile mümkün olabilir. Alem sahip olduğu fiziksel hallerinden herhangi bir yerinde farklılık olsaydı bu hikmet ve bu maksatlar gerçekleşemezdi. Diyoruz ki hemen onlara bakın, derin soru şu. Bu sizin hikmet ve maksat dediğiniz şeylerin kendileri zaten alemin bir parçası. Bunların kendileri niye var olmak zorundalar ki? Yani canlılık, iyilik olması, insan türlerinin var olması, birbirlerine yardım etmeleri, sosyal bir düzen kurmaları diyelim mesela. Efendim, ilimle uğraşılması, sanatların üretilmesi, çok daha geniş düşünün, büyük düşünün, bugün içinde düşünün. Ya bunlar niye var? Bunların hiçbiri olmayabilirdi ve hiçbir problem de olmazdı. Hani bugün hep Heidegger üzerinden söylüyorlar işte, Heidegger'in meşhur bir cümlesi vardır, metafizik nedir kitabında falan. İşte neden bir şeyler var da bir şeyler yok? Hani Heidegger üzerinden biz bunları öğreniyoruz işte. Yani bin sene sonra falan. Hala geriye döneceğiz yani herhalde. Neden bir şeyler var da ya, kelamcılar daha 2. asırdan beri şu imkan kavramı üzerinden, tahsis kavramı üzerinden bu soruları sormuşlar ve buradan Tanrı ispatları yapmışlar. Alem üzerinde neden böyle var? Yani bu canlılığın da her şeyin de, herhangi bir şeyin neden var olması gerektiğini açıklaması kendinde saklı değil. Onun dışında bir şeye dayandırman lazım. Diyorsun ki alem bu şekilde var olması lazım. Çünkü felekler bu kadar hacimde, kürede, çapta olmasaydı işte canlılık olmuş. Ya canlılık olmasın. Niye canlılık var olsun ki? Sanat olmazdı, işte ilim olmazdı, insan türü olmaz. Olmasın. Yani insan zorunlu bir varlık mı? Yani vacibul vücut bizatihim yani insan canlılık. Tamamen soru bitmiyor arkadaşlar. Bakın sorular bitmez. İmkanın olduğu yerde, her yerde Allah Teala'ya gidebilirsiniz. İmkan olduğu her yerde tahsis vardır. Tahsislerin sonunun bir yerde bitmesi lazım. O bittiği yerde de irade sahibi bir zat var. Tamam? Ve enne ila rabbikel munteha. Yoksa sorular bitmez. Tamam? Orada akıl ve nefis dinginliğe ulaşıyor. Sorular bitiyor. İrade tahlil edilmez. Ona geleceğiz zaten. Tamam? İrade sahibi bir zata irca etmediğiniz sürece mevcut evreni, alemi hiçbir şekilde açıklayamazsınız. Bakın bu o kadar kesin akli bir şey ki. Hangi getireceğiniz herhangi bir açıklama akli çok temel kavramlarla çatışma içerisinde olacak. Soru bitmeyecek yani. İmkan çünkü bütün mevcudattan ayrılmıyor. Ne derseniz deyin, ne hikmet getirirseniz deyin, neden bu böyle de başkası değil diyeceğiz yani, tamam. Teselsülü bile kabul etmesek diyeceğiz bakın. Teselsülü iptal etmeden bile ilzamlar getireceğiz az sonra. Kerramiyelere falan filan yani ileride, tamam. Dolayısıyla burada İmam Gazali'nin söylediği şey çok önemli. Diyor ki فَلَا بُدَّ مِنْ وَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى الذَّاتِ. Yani bir Tanrı'nın varlığını kabul edip alemin varlığını ve bu haldeki alemin, sonuçta alem öyle basit bir tane böyle bir beyaz bir nokta falan değil. Bu haldeki alemin varlığını Allah Teala'ya, Tanrı'ya isnat eden felsefecilerde dahi diyor ki kesinlikle bir irade sıfatından bahsetmeniz gerekiyor diyor. İrade sıfatı olmadan sadece bir zata, bir illet dediğiniz bir zata irca etmeniz mümkün değil diyor. Min şe'nihi, peki bu irade sıfatı ne olacak? Tahsisu şey'i an mislihi. Evet. Ve leyse zelike illel irade. Bizim işte bakın irade kelimesini en son getiriyor. Mesela lafız değil diyor. Manalar bizi buraya götürdü ve biz bu manaya irade diyoruz. Bitti yani olay. Bir bu ilzamları diyor, bu iki meseleyi ayrıntılı bir şekilde Tevhid'de zaten anlattı. Şimdi biraz Mutezile'yi okuyalım. Nispeten daha o da kolay yani. Evet. وإذا لم تكن الإرادة قائما به فقول القائل إنه مريد به هجر من الكلام فقوله إنه مريد بإرادة قائمة لغيره. Evet. Bir dakika, evet, şunu bunu anlayalım. İktahamu yani kendilerini zor bir duruma soktular diyor. İki tane çok problemli duruma soktular diyor kendilerini. Batıl.
şeni yani. Diyor ki yani bu hadis irade, mahalli olmayan hadis irade şuna benzer diyor. Hem bu hadis iradenin var olduğunu söylüyorsa sadece buna da yetinmiyorlar. Peki Allah mürit midir? Tabii ki mürittir. Hiçbir Müslüman değil mi? Allah mürit değildir diyemez. Peki nasıl mürittir? İşte o irade onun sıfatı mı? Hayır. Onun sıfatı olamaz zaten. İşte kendi yarattığı veya kendi yarattığı demeyelim var olan bir hadis irade ile o mürittir. Yani şuna benziyor. Hecrun minel kelam yani boş bir söz yani bu. Tamam hiç kale alınmayacak, terk edilecek boş bir söz diyor. Ke kavli innehu muridun bi iradatin qaimatin bi gayrihi. Yani dil seviyesinde bile bir mantıksızlık var diyor yani burada. Tamam? Yani Allah Teala'nın zatı dışında bir şey var. Siz o şeyi onun sıfatı kılıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sıfat mevsufundan ayrılır mı yani? Mesele bu yani, tamam? Siz Allah'a mürid diyorsunuz ama iradesi onun iradesi değil. Bir tane mevcut var. Onun sayesinde Allah'ın mürid olabileceğiniz mümkün olduğunu söylüyorsunuz yani. Tamam? Yaratıcında Allah olmasın ki o mevcut olmasın. Yok. Çünkü kudret var. Hayır. Bu ilzam gelmez. Yaratıcı Allah çünkü kudret. Yani kadir Allah Teala zatıyla yaratıyor falan diyorlar ya evet. Ve o irade yaratmıyor alemi. Sadece alemin belli bir vakitte var olmasını tahsis ediyor o iradenin. Vazifesi sadece o kadar. Var etme, tesir etme değil bakın. Tamam? Aracı bir varlık değil o felsefecilerdeki gibi tam. Tamam? Yani sebepler varlık silsilesinde bir aracı falan filan bir şey değil yani o. Sebep burada o var olan hadis şey tahsise mi? Sebep oluyor. Varlığına sebep olmuyor alemin o hadis irade. Yine gerçek tabii tesir eden varlığını veren Allah Teala, yaratan Allah Teala. Evet. Tamam. Birincisi hani mürit olma lafzını Allah Teala için kullanmak onun olmayan bir sıfatın varlığından dolayı, bir şeyin varlığından dolayı sıfat değil. Bu çok yani dil olarak abes bir şey yani sizin dediğiniz. Anlamsız bir şey yani. Evet. O halde Allah Teala mürid demeniz tamamen boş bir söz. Aslında siz Allah Teala mürid lafızda diyorsunuz. Sadece bir şey var. O tahsis ediyor. Allah Teala mürid demenizin anlamı ne yani? Bir sıfat mürid ise irade sıfatı o müridin sıfatı olur. Yani onun sıfatı olmayan bir mevcuttan dolayı nasıl birine bir sıfat, bir şey yüklenebilir? Bir sıfat verilebilir yani. Ve sani evet. Evet, bu asıl problem bu. Neden? Hani bu iradenin kendisi neden var oldu? Aynı soru burada tekrar ediyor. Hani sizin de zaten hissettiğiniz o ilzam yani. Asıl cevap bu yani. Asıl problem burada. Fe inkânet evet, devam et. Ve inkânet la bi irade فليحدث العالم في هذا الوقت على الخصوص لا بإرادة فإن افتقار الحادث إلى الإرادة لجوازه لا لكونه جسما أو سماء أو إرادة أو علما والحادثات في هذا متساوية. Evet gene o mahiyetlerin eşitliği veya de imkan vasfının bütün hadisler için aynı şey olduğuna geldi mesele. Yani bu iradeler silsilesi gerekiyor. Bu hadis iradenin kendisi de neden bu vakitte var oldu da daha önce var olmadı sorusu geri gelecek diyor. Bu durumda diyor tesasür olur. Hem bunlar bunu bilmiyorlar mı bunu söylerken? Biliyorlar işte cevapları da o. Şu cevapları şu. Yani bu irade, bu hadis olan irade, irade edilmiş değil kendisi. Tamam. O zaman bir şey hudusa gelip irade edilmemiş olabilir. Bir tane istisnası var diyorlar bunlar. Hangisi? İşte bu asıl alemdeki tahsisi yapan iradenin kendisi tahsis edilmiş değil. Tamam. Diyoruz ki biz peki iyi de bu ama bu da muayyen bir zamanda var oluyor. Bu hadis irade. Alemin eğer siz onun için bir sebep aramayacaksanız bir tahsis falan o irade için sebep tahsis aramayacaksanız aynı şeyi alem için söyleyelim. Daha baştan rahatlayalım. Yani alem var oldu ve belli bir zamanda var olmasının hiçbir tahsis edici bir sebebi yok. Diyelim kurtulalım yani. Burada öyle diyebiliyorken burada niye diyemiyorsun? Alemde niye? İlzami bir şey bakın bu. Burada niye diyemiyorsun? Burada da aynı şeyi diyelim. Diyoruz ki biz işte çünkü yani bizim açıklamamız senet getirdik. Daha da kuvvetlendirdik. Çünkü bir şey hudus kavramı yokluktan varlığa geçiş. Yokluktan varlığa geçen şeyin mahiyeti
onun bir muhassise olan ihtiyacını etkilemez mahiyetindeki farklılık. Yani bu cisim olsun, melek olsun, felek olsun, araz olsun, bir ilim arazı olsun, yokluktan varlığa geliyorsa veya irade sıfatı olsun, herhangi bir şey yokluktan geldiği için, hadis olduğu için mümkün ve mümkün olduğu için de tahsisi gerektiriyor. Tamam? Tahsisi gerektiriyor. E böyle olunca o hadis iradede de aynı şey onda da geçerli olur. Sizin zaten yani boşu boşuna böyle bir şey demeniz bir anlamı yok yani. Daha baştan ya öyle deyin ya da bunu terk edin bu görüşü yani. وَالْحَادِثَةُ فِي هَذَا مُتَسَاوِيَتُونَ Eşittirler yani, evet. Varlığa gelen, hadis olan şey ister cisim olsun, cevher olsun, ister irade, ilim gibi sıfatlar veya arazlar olsun. Tamam. ثُمَّ لَمْ يَتَخَلَّسُ عَنْ مِشْكَانْ اِذْ يُقَالُ لَهُمْ لِمَ حَدَثَتْ اِرَادَةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى الْحُسُونَ وَلِمَ حَدَثَتْ اِرَادَةُ حَرَكَتْ مِنَ اِرَادَةِ السُّكُونَ لم تحدث. Evet. Şimdi burada arkadaşlar çok önemli. Burası bitiyor zaten. Cevap da bitiyor ama çok önemli bir noktalara temas ediyor. Hani gene diyor, hani bunları kabul etsek biraz önceki şeyler gene problem bitmiyor diyor. Problem neden bitmiyor? Çünkü bunlar sadece şunu demiyorlar. Yani bu hadis irade sadece alemin varlığının başlangıcı için gerekli, tahsis için gerekli. Hayır. Her bir hudusa gelen alem içerisindeki mevcut için de hadis bir irade gerekir diyorlar ki Allah Teala her bir şeyi irade ediyor ya, her hudusa gelen şeyi, aracı varlıklar yok Mutezile'de de. Efendim, her bir alemin var olmasından atıyorum 1 milyon yıl sonra da bir şeyler hudusa geliyor. O hudusa gelen şeyi de Allah Teala irade ediyor mu? Herhangi bir cismi, bir şeyin varlığını. Evet, Allah irade, Allah mürit midir? Mürittir. Mutezile göre. Peki nasıl mürit? Yani her bir hudusa gelen şey için bir irade var oluyor. Onunla Allah irade ediyor. Yani çok ilginç bir teori gerçekten. Batıl tamamen yani. Çok işgalli bir şey. Böyle bir şey diyor. İşgal gene kaimdir diyor. Çünkü her bir hadis için bunu söylüyoruz. Bu halde durum şu oluyor. Bir cisim hareket var oldu. Bir cismin hareketi var oldu diyelim. Hemen soru şu. Neden hareket tahsisini yapan irade var oldu da sükun tahsisini yapan irade var olmadı? Aynen bu. Yani o hareketin sebebi, hareketin tahsisinin sebebi muayyen bir iradeydi. Çünkü başka bir irade olsa sükun olabilirdi. Neden bu irade şey oldu? Yani iradenin kendi varlığı için neden sorusu hep tekrar eder. İradenin türüne girdik. Artık yok, kendisinin yokluktan varlığa değil de muayyen bir şekilde taalluk eden iradenin kendisi var da neden ikinci muayyen bir farklı bir şekilde taalluk eden irade var değil. Tamam? Bu sefer iradenin hususiyetini göz önüne alıyoruz. Burada soru tekrar etmiş oluyor. Hani dedi ki alem neden var? Canlılık için. Canlılık neden var? Olmasın. Gibi bir şey yani bu, tamam. Gene bir imkan var yani. İmkan her türlü var. Orada olduğu sürece tahsis var demektir. Orada son cümlede diyor ki فَلِمَا لَمْ تَحْدُثْ اِرَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِضِدِّهِ Dikkat edin. Mesela şurada şöyle bir şey soru sormadı. فَلِمَا لَمْ تَتَعَلَّقْ اِرَادَةٌ بِضِدِّهِ demedi. Yani iradenin kendisini gerekçelendirmedi. Böyle bir şey sorsa kendi pozisyonunda da zorluk çıkar. Şöyle bir şey demedi. Neden irade bunu seçti demedi bakın. Neden irade hareketi seçti demedi. Öyle dese biz de bu sorunun yanlış olduğunu söyleyeceğiz, söylüyoruz. Ya geleceğiz ona. Dikkat edin. فَلِمَا لَمْ تَحْدُثْ diyor. فَلِمَا لَمْ تَتَعَلَّقْ demedi. فَلِمَا لَمْ تَحْدُثْ اِرَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِضِدِّهِ Sonuçta Allah'tan ayırmışsın. Bir tane mevcut irade diye bir şey var. Her bir hadis için bir tane mevcut irade hudusa geliyor. Bir tane irade hudusa geliyor. Ama bu irade herhangi bir irade ise gene aynı şey kalır. Belki sükuna giderdi, sükunu var ederdi bu irade ve sükun tahsisini yapardı. Ama sükun değil de hareket tahsisini yapan bir irade varlığa geliyorsa ya burada soru tekrarlanıyor yani. Biz demiyoruz bu mevcut irade, hudusa gelen irade neden hareketi seçti demiyoruz, tamam? Neden hareketi tahsis etti diye soru sormuyoruz. Bu iradenin işi zaten. Bu soruyu yanlış olur bu soru. Neden hareketi tahsis eden irade var oldu da sükunu tahsis eden irade var olmadı? Çünkü bir tane irade varsa gene eşit seviyede olacak. Yani harekette sükun olduğunu nereden bileceğim yani? Biz bu soru ancak muhassise için dediniz. Evet, evet. Soru çok şey dakik yani ibare. Dikkat edin orada. Felim elem tahdüs. Tamamdır arkadaşlar. Burada inşallah
Duralım. Şu birinci dipnotta sayfa 172'de Said Fudu Hoca'nın güzel bir işareti var. Kelamcıların buradaki irade bahsini veya İmam Gazali yani bu doğu batı meselesi var kürelerin. Onu ayet-i kerimeden bir kelamcının istidlal edebileceğini imkanı çıkarıyor. İbrahim Aleyhisselam Firavun'a karşı münazarasında ne diyordu? Güneşin doğudan da batıdan da doğmasının mümkün olduğunu bakın. Hani zorunlu morunlu bir şey değil. Vacip bi gayrihi falan filan da değil bu manada. Felsefecinin iddia ettiği gibi böyle bu alem mükemmel ve zaten böyle olması lazım falan. Böyle bir şey yok bakın. Peygamberin şeyi nasıl çalışıyor bakın düşüncesi. Hayır yani doğuda batıda olabilirdi. Şu anda doğu olmuş Allah'ın iradesiyle olmuş. Hadi sen de kullan madem ki Tanrı sen iradenle şey yap yani. Hani birinin Tanrı olması için iradesiyle var olan şeyler eşit olması lazım onun için. Herhangi bir zorunluluk, zati bir icap falan olamaz yani. Oraya işaret var bakın. Çok acayip yani. İstidlal veci üzerinde biraz düşünün. Efendim. Evet. Ona da bakın. Yani biz burada duralım. İnşallah gelecek derste Kerramiye'nin şeyini yapıp Ehl-i Sünnet'in görüşünü tahkik edeceğiz daha fazla. Ve ahir da'an elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecmain ve cezâkumullahu hayran kefîran.